ağaç, meyve falan. Meyvelerimiz var tabii. Kültür bitkileri zaten evet. Etrafta var. Tabii diğer canlı popülasyonu var. Evet. Yararlı böcekler. Tabii yararlı böceklerimiz var. Onun için bunu yok eden diğer böcek veya kuş gibi canlılarla mücadele edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Peki ben. Siz başvuru yaptınız veya mı hocam? Veya feromon tuzaklar yapılabilir. Evet. Bunları hormonlarla çekip hapseden düzenekler asılabilir belki. Araştırılmasını istiyoruz. Peki başvurulara başvuru yapıldı mı? İl tarım müdürlükleri bakar galiba bunu. Evet. İlçe il ve ilçe tarım müdürlüklerine bir başvuru yapıldı mı bununla ilgili? Başvuru şu anda gelip bakan oldu mu mesela? Olmadı. Olmadı. Daha başka bir olmadı. Bölgede baktılar. Başka bölgede sizi bulamadılar galiba. Mesela, onu biliyoruz. Evet. Birkaç sene önce ben yaylaya çıkmıştım. Yaylada da çam ağacında dikkatimi çeken feromon tuzaklar vardı. Durdum ve ona bakarken tarım arabası geçti, o arada durdurdum. Evet. Dedim ki hani nedir bu, siz neye benzettiniz falan deyince ben dedim ziraat mühendiyim. İstanbul'da bunlarla alakalı işte güvelerle, kuru meyve güvesi, un güvesi gibi şeylerle mücadele ediyoruz biz. Evet. Dedim bu da güve feromon tuzağa benziyor dedim. Evet dedi, çam kese güvesi varmış orada da. Evet. Kese güveleri de tabii ağaca çok büyük, onlar da zarar veriyor. Ve birçok hani ormanların yok olmasını sağlıyor. Burada da aynı istila söz konusu. Tabii ileride belki bunun farklı düşmanları çıkıp yok edebilir ama etmeyebilir. Eğer etmeyecekse o zaman daha da kötüye gidebilir. Evet, durum. Kötüye gidebilir. Muhtemelen hani bu yeşilliğimizin korunması adına acilen, ivedilikle bu çalışmanın başlatılmasını bütün yetkililerden ve tarım müdürlüklerinden istiyoruz. Tabii. Evet, değerli izleyicilerimiz, gerekli ziraat mühendisimiz hocamız vasıtasıyla biz durumu sizlere görüntülü olarak aktardık. Gördüğünüz gibi ağaç tamamen gitmiş yani ve bu evet ileriki o yavaş yavaş dağılıyor. Bir de yani ilginç olan mesela aynı bölgelerde değil de bütün bölgelere bu rüzgarla mı yayılıyor? Nasıl acaba? Yani nasıl, ne düşünebilirsiniz? Bu konuda nasıl olur? Mesela yani her yerde var. Acaba rüzgar vasıtasıyla mı taşınıyor? Yoksa nasıl olabilir yani? Bir bölgede olabilir mesela, değil mi hocam? Evet. Ama çevreye baktığınız zaman bir hayli yayılmış evet. Yani. Nasıl olur sizin düşünce yani, ziraat mühendisi olarak ne? Rüzgarla da olabilir ama ağaçlar birbirine zaten çok yakın. Ağaçtan ağaca geçme vasıtasıyla yayıldığını düşünüyorum ben. Hani rüzgarın veya kuşlar. Ama aşağıda da var aynı sorun. Çok aşağılarda da. Çok aşağılarda da var. Çok yukarılarda da kurumuş buna benzer. Evet. Yani şeyler var. Yani o açıdan insan düşünüyor acaba nasıl bir şey olabilir bu? Yani yayılmalar. Yayılma. Yayılmalar evet. Daha hakkında. Sonra kelebek oluyorlar zaten. Evet. Oralara kelebek ergini gidiyor, yumurta bırakıyor. Yani tırtıl döneminde larva, pupa aslında tam metamorfozla yani tam değişim evresiyle, aşamasıyla ergin hale geliyor. Yumurta bırakıyor. Yumurtadan larva, pupa dönemi ve ergin oluyor kanatlanıp. Uçtuğu için oradan gidebiliyor. Diğer taraflara da yumurtalarını rahatlıkla bırakabiliyor. Evet, değerli izleyicilerimiz gördüğünüz gibi hakikaten bir hayli ağaçların durumu ortada. Bir yer değil, bölgede olduğu gibi aşağısı ve yukarısı gördüğünüz gibi tamamen yeşilliklerimiz adeta görüyorsunuz kayboluyormuş gibi. Tam aşağısı veya şu hemen yanda gördüğünüz gibi. Evet bakın şu anda şeyde, evet, günde, yerlerde bile birkaç kilometre yürüyebilir yani. Evet, birkaç kilometre yürüyerek de gidebiliyor. Gidebiliyor diyor şu anda. Evet. Her tarafta. Evet, her bakın tarafta. Evet gördüğünüz her gibi. Tarafta. Evet, i̇stila buna şeklinde. İstila edilmiş. Bunlar da dışkıları. Gelin bakın. Evet, hemen yetkili arkadaşımız da ziraat mühendisi olduğu için bunlar da dışkıları. Yani ağaçtan yaprakları yediklerinde dışkılar şeklinde siyah olanlar. Evet, siyah olanlar. Siyah ve yaprakta tamamen damarlar evet, kalıyor. Evet, şuna bakar mısınız? Gördüğünüz gibi değerli izleyicilerimiz bir de gösteriyor hem yetkili arkadaşımız. Sadece damarlar kalıyor. Bakın bu yaprak da denen bir şey ağacın kalmamış ve bu tabii ki gidiş hayra alamet değil. Evet. Çünkü önüne geçilmezse yeşillik diye bir şey
kalmayacak görünüyor. Buradan yetkililerin bir an önce buna da bir çare bulması gerekiyor. Hakikaten inanacak gibi değil. Şu ağacın yaprağını görebiliyor musunuz değerli izleyiciler? Zaten yaprak denen hiçbir şey kalmamış. Çaya adapte olursa zaten büyük bir evet. kayıba da Allah muhafaza çaya o adapte olursa siz bakın şu anda ipten yürüyor gördüğünüz gibi. Evet, yetkililere buradan sesleniyoruz. İnşallah en yakın zamanda detaylı güzel bir çalışma yaparlar. Bu yeşilliğimizin, bu tabiat güzelliğimizi inşallah hiçbir şey bozmaz diyoruz. Evet, şimdilik hoşçakalın.